Burada dini tecrübeyi anlamak konusu, Ninian Smart üzerindeki dini tecrübeyi anlamak konusu benim doktora çalışmamdı. Dolayısıyla burada tartıştığım konular esas itibariyle din nedir, dini tecrübenin özellikleriyle ilgili meseleler. O bağlamda baktığımız zaman dinler tarihi alanında, belki din psikolojisi, din bilimleri alanında esas itibariyle kutsal etrafında yapılan tanımlamalar oldukça popülerdir. Bu anlamda dinin kutsalın tecrübesi olduğu kabul edilir, en fazla kullanılan ifade budur. Dinin önemi ve yerine baktığımız zaman burada Smart'ın daha ileriki aşamalarda muhakkak değineceğiz Smart'ın kişiliğine. Gelişim içinden ilkeline, moderninden eski toplumuna, bütün toplumlarda dinin insanın vazgeçilmez bir özelliği olduğunu ifade eder. Bu da bize aslında bir yol göstermektedir. Yine ünlü dinler tarihçisi Roman asıllı Mircea Eller de vardır. Bizim ülkede de oldukça çalışmaları yaygındır. Türkiye'de kazandırılmıştır. Çalışmalar da oldukça zengindir onunla ilgili. O da insanla ilgili bir ayrıma gider ve insanı homo religiosus, yani dindar insan ve dindar olmayan insan olarak iki kısma ayırır. Burada dindar ifadesinden kasıt herhangi bir dine inanan ya da inanmayan anlamındadır. Dolayısıyla o da insanın doğası itibariyle dindar olduğunu, herhangi bir dine inanmaya meyilli bir karaktere sahip olduğunu bizlere ifade eder. Diğer taraftan bütün etnolojik, antropolojik çalışmalara da baktığımız zaman, müsaadenizle, etnolojik, antropolojik, dinler tarihi açısından yapılan çalışmalara baktığımız zaman, aslında dinsiz insanlar, yani herhangi bir dine inanmayan insanların varlığı mevcut olmakla birlikte, topyekün dinsiz toplumların varlığından söz etmek mümkün değildir. Yani bu bir realitedir, bilimsel bir gerçekliktir ve bilimsel bir şekilde de argümanlarla bu ortaya konmuştur. Dinsiz, dine inanmayan insanlar vardır, herhangi bir din mensubu olmayan insanlar vardır ama dinsiz toplum yoktur. Peki neden din sürekli insanın hayatında ve insanın vazgeçilmez bir yönü? Bununla ilgili temel argümanlar var. Birincisi, geçen Mehmet Görmez hocamız da sunumunda ifade etmişti, sürekli vurguladığı şey anlam arayışıydı, insanın anlam arayışı. Özellikle bu pandemi sürecinde de anlam arayışını güncellemesinden, anlam dünyasını güncellemesinden bahsetmişti. Din esas itibariyle insana, insanoğluna bir anlam dünyası sunar. Çünkü her insan bunu sorgular, dünyaya gelir, doğar ve neticesinde ölür. Yaşamı esnasında maddi manevi özelliklerinin farkında. İnsan her halükarda mükemmel bir varlıktır. Kur'an-ı Kerim'e göre zaten yaratılmışların en şereflisidir her bakımdan. Tabii bunun tersi istikamete gitmediği sürece. Ölüm var nihayetinde, sizin de yakinen çalıştığınız, bildiğiniz konular tabii bunlar. Nihayetinde ölüm var ve sorguluyor insan. Her şey bu kadar mı? İşte yaşam içerisinde de ben kim, kimim, nereye gidiyorum, hayatın anlamı ne gibi sorular sorar. Burada din aslında bir reçete gibi insana anlam arayışına bir yön verir. Burada iki tür dinden bahsetmem gerekir. Bir, doğrusal zamanlı dinler ve döngüsel zamanlı dinler. Bu doğrusaldan kasıt bizim gibi, yani İslam'daki gibi, Hristiyanlık'taki gibi, Yahudilik'teki gibi hayat var. Neticesinde ahiret var. Cennet, cehennem olacak ve orada insan amellerine göre hayatını devam ettirecek. Bu doğrusal zamanlı dinler. Diğer taraftan döngüsel anlamlı dinlere baktığımız zaman da Hinduizm, Budizm gibi Hint dinleri devreye girer. Çünkü onlarda da ne vardır? Reenkarnasyon, bizim inandığımız anlamda bir ahiret anlayışı yok. Sürekli bir karma var, tenasüp var. Bu döngü etrafında hayatını devam ettiriyor. Ama esas olan ne? Buradaki yaptıklarından sorumlu. Dolayısıyla doğrusal da olsa, döngüsel de olsa din insana bir anlam dünyası sunar. Tabii burada değişik şeyler de var, yani felsefede mesela sunmaz mı? Anlam dünyası sunmaz mı? Onlar ayrı tartışma konuları ama burada konumuz din olduğuna göre, din açısından baktığımıza göre din insana bir anlam dünyası
sunduğu için ve insanın anlam arayışına bir cevap bulduğu için hayatında her zaman vardır, var olmaya devam edecektir. Varlığının da bir nevi sebebidir zaten. Diğer taraftan dinin insanın hayatını şekillendirici yönü de vardır. Dinlerin mesela kelime anlamlarına baktığınız zaman dünya ölçeğindeki kelime anlamlarında düzen, yasa gibi kavramlar çok ön plana çıkar. Dinin esas itibariyle hem bireysel, bireyin kendisinde hem de toplumsal anlamda bir düzen sağlayıcı rol oynadığını görüyoruz. Bunun da en önemli yönünü nerede görüyoruz? Ahlak sistemlerinde. Dolayısıyla dinler sundukları ahlak öğretileri neticesinde insanların hem kendisiyle barışık olmasını hem toplumsal kurallara uyarak işte hırsızlık yapmama, zinadan uzak durma, cinayet işlememe bunun gibi hani burada az önce bahsettiniz, diyakamlık diye bahsettiniz. Onunla ilgili de bu yüksek lisans tezimde onu vurgulamıştım. Aslında dünya dinlerinde baktığımız zaman kendine yapılmasını istemediğin şeyi başkasına yapma öğretisinin ortak olduğunu, dolayısıyla bu minvalde hareket ettiğinde toplumların barış içerisinde, ahenk içerisinde yaşayabilmelerine mümkün olduğunu dinler tarihçileri de söylüyor. Benim argümanım değil zaten, o dinler tarihçilerinin argümanı. Diğer taraftan ahlak öğretileri de bu şekilde bir toplumsal barış sağlıyor, düzen sağlıyor dedik hayatına. Diğer taraftan insanın psikolojik özellikleri, siz de yakinen biliyorsunuz tabii. İnanmak duygusu, güven duymak duygusu, insanın fıtratında olan duygular. Mesela bununla ilgili Jung, insanın inanmak dürtüsünün, duygusunun, ruhunun ayrılmaz bir parçası olduğunu ifade eder. Hatta ileri de gider, insan bir tanrıya inanmazsa kendisine inanmaya başlar, kendisine tanrı gibi edinmeye başlar der. Kitabımızda bunlarla ilgili dinimsi şeyler var, seküler ideolojiler, bazı kurgular, insan kurumsal dini yapılara müracaat etmediği zaman kendisine dinimsi dediğimiz, buna smart religion like, işte dinimsi, din benzeri tabirini kullanıyor. O şekilde rol oynayabiliyor ama hayatın içerisinde her daim din var. Zaten İslam inancına göre de inanmak insanın donanımında var zaten. Burada işte Rum suresi meşhur 30. ayetinde dinin fıtrat gereği olduğu da bizlere haber verilir. Bu bağlamda da değerlendirdiğimizde hem kendi dinimiz açısından hem de dinler tarihi açısından baktığımızda din her zaman her şekilde insanların hayatında var olmaya devam edecektir. Bu sebepleri genel söylememiz mümkündür diye düşünüyorum, en azından bir bakış açısı oluşturması açısından.